Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. 2023 fen ÖABT çıkmış soruları çözeceğiz biyoloji bölümünü. Hemen başlayalım isterseniz. Bu arada fen bilgisi öğretmenlerim için notlar hazırlıyorum. İnşallah yakında video çekimine de başlamış olacağım. Başlayalım diyor ki başlayalım diyor ki çeşitli canlılarda bulunan aşağıdaki moleküllerden hangisinin yapısında amino asit bulunmaz? Şimdi amino asit bulunabilmesi için o yapının protein yapılı olması gerekiyor. Bakalım. İnsülin arkadaşlar protein yapılı bir hormondur, değil mi? Lizozim yine aynı şekilde protein yapılı bir enzimdir. Lipaz yine e, bir enzim olduğu için protein yapılıdır. Keratin de arkadaşlar saç ve tırnaklarımızda bulunan bir proteindir. Dolayısıyla nedir? Amino asit bulundurur. Ama kitin bir karbonhidrattır. Hatta yapısında azot bulunduran bir karbonhidrattır. Mantarlarda hücre duvarının yapısına, böceklerde de hücre iskeletinin yapısına katılır. Dolayısıyla bunun yapısında amino asit bulunmaz. E, glikoz bulunur arkadaşlar. Glikozun farklı bir formu bulunuyor. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki bir hücrede bir salgı proteinin sentezlenme ve hücre dışına salgılanması sürecinde aşağıdaki yapılardan hangisi işlev görmez? Şimdi şöyle bir durum var. Bakın salgı proteini eğer hücre dışarısına gönderilecekse granüllü endoplazmik retikulumda sentezleniyor. Yani bir protein hücre içerisinde e, kullanılacaksa hücre sitoplazmasında serbest bulunan ribozomlar tarafından üretilir. Eğer hücre dışarısına gönderilecekse granüllü endoplazm retikulum üzerindeki ribozomlar tarafından sentezleniyor. Sebebi de endoplazm retikulum proteini dışarı göndersin diye. Şimdi bakın ne olur biliyor musunuz? Salgı proteini üretilirken ilk önce granülle endoplazmik retikulumun üzerindeki ribozomlar bu proteini sentezler. Sonra endoplazmik retikuluma geçer. Endoplazmik retikulumda bazı değişikliklere uğratılabilir lümen kısmında. Ayrıca da nereye kadar gönderiliyor arkadaşlar? Yine Golgi'ye ya da hücre zarına kadar gönderilebilir. Sonra Golgi bunu Golgi'ye gider. Golgi'de bir salgı paket olayı gerçekleşir. Paketlendikten sonra da hücre zarına gider ve hücre zarı da bunu ne yapar? Dışarıya gönderir. Ama burada hangisi görev yapmaz? Lizozom görev yapmak. Bakın lizozomun görevi liz etmekten Lizize etmekten parçalamak anlamındadır. E, lizozom hücre içerisinde sindirim yapan bir organeldir. Dolayısıyla proteinin salgılanmasında görev almaz. Cevabımız C şıkkı olacak. Diğer sorumuza gelelim. Aerobik solunumda işlev gören elektro taşı elektron taşıma zincirinin son elektron alıcısı hangisidir? Arkadaşlar, aerobik solunum dediği nedir? Aslında oksijenli solunumdur. Oksijenli solunumda son elektron alıcısı kimdir? Oksijendir. Son elektronu alıyor, hidrojenleri alıyor. Bir de e elektronları hidrojenleri alarak ne yapıyor arkadaşlar su oluşturuyor dolayısıyla son elektron alıcısı oksijen peki fermentasyona baktığımız zaman fermentasyonda etil alkol fermentasyonunda son elektron alıcısı aset aldehittir aset aldehit laktik asit fermentasyonunda ise arkadaşlar son elektron alıcısı kimdir pürüvattır bu son elektron alıcılarını bilin bunlar önemlidir Bunlar fermentasyonda son elektron alıcısı olarak görev yapan moleküllerdir. Zaten aerobik solunum yani oksijenli solunum oksijendir. Ama ETS kullanılan oksijensiz solunum vardır. Burada da karbondoksit, amonyak gibi son elektron alıcıları bulunabilmektedir. Cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki mitof, mitozun profaz evresindeki bir hücre ile bu hücreden sitokinez tamamlandığında oluşan hücrelerden biri karşılaştırıldığında niceliklerinden hangilerinde farklılık olması beklenir? Şimdi arkadaşlar, profaz evresindeki bir Hücrede bir kere DNA kendini eşlemiştir. DNA kendisini eşlediği için DNA miktarı fazladır, değil mi? DNA kendini eşlediği için ne olur? Mesela 2x olan bir DNA miktarı 4x'e çıkar. Dolayısıyla profaz evresinde 4x'ken hücre bölündükten sonra yani stokinez tamamlandıktan sonra tekrardan kaça düşecek? 2x'e düşecek. O yüzden DNA miktarı farklılık gösterir. Mitozda kromozom sayısı değişmez. Kromozom sayısı değişmediği için mesela 2N eşittir 46 olan kromozom sayısı yine hücre bölündükten sonra da 2N eşittir 46 olur. Bu değişmez. Organel miktarı farklılık gösterebilir. Çünkü interfaz evresinde organel miktarı artıyor. Sitoplazma bölünmesi gerçekleştiği zaman organeller hücrelere dağıtıldığı için sitoplazma miktarı organel miktarı farklılık gösterir arkadaşlar. Ne olacak burada farklılık gösteren 1 ve 3 Edirne seçeneğimiz olacak. Gelelim diğer sorumuza diyor ki doğada gri ağaç kurbağası popülasyonu erkeklerinin uzun eşleşme çağrısı ve kısa eşleşme çağrısı yapabilen iki tipi bulunmaktadır. Bir araştırmada bilim insanları laboratuvar ortamında gri ağaç kurbaları, kurbağaları üzerinde aşağıdaki uygulamaları yaparak gözlemlerini kaydetmişlerdir. Bir dişi gri ağaç kurbağasının yumurtalarının yarısını uzun eşleşme çağrısı yapabilen erkek bireylerden alınan spermler ile dölleyerek Diğer yarısını ise kısa eşleşme çağrısı yapabilen erkek bireylerden alınan spermler ile dölleyerek yavru bireyler elde etmişlerdir. Birinci grup ve ikinci grup şeklinde. Her iki gruba ait yavruları aynı çevre koşullarında tutarak 2 yıl boyunca hayatta kalma ve büyüme oranları açısından karşılaştırmışlardır. Araştırma sonucunda birinci grup yavruların hayatta kalma ve büyüme oranlarının ikinci grup yavrulara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Yani uzun eşleşme çağrısı yapanların yavrusu daha uzun süre yaşamış. Bakalım diyor ki bu araştırmaya göre gri ağaç kurbağası popülasyonundaki eşeysel seçilimle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Dişi gri ağaç kurbağalarının çiftleşme için doğada uzun eşleşme çağrısı yapabilen erkekleri tercih etmeleri beklenir. Evet yavrularının uzun yaşamlı olması için bu şekilde tercih etmesi beklenir. Popülasyon içinde erkeklerde eşleşme çağrısı süresi erkeğin toplam genetik kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Doğru arkadaşlar ne kadar uzun eşleşme çağrısı yaparsa o kadar uzun yaşıyor yavruları. O yüzden genetik kalitesini gösterebilir. İki kuşak sonrasında popülasyonda kısa eşleşme çağrısı yapabilen erkek bireylerin tamamen ortadan kalkması beklenir arkadaşlar burada tamamen ortadan kalkar gibi kesin bir sonuç elde edemeyiz dolayısıyla hani bize başka veriler de vermesi gerekiyor bunu elde edebilmemiz için o yüzden bunu alamam ama 1 ve 2 alabilirim cevabımız c şıkkı olacak diğer soru Ökaryotik bir hücrede polipeptit sentezi ile ilgili hangisi yanlıştır? Ökaryotik bir hücrede protein sentezinden bahsediyor bize. Diyor ki, translasyondan translasyonda sıra durdurma kodonlarından birine geldiğinde ilgili kodon atlanarak işlev devam eder diyor. Arkadaşlar durdurma kodonu gelirse ilgili kodon atlanmaz, durur, olay durur. Bu yanlıştır. Tamam mı? Zaten aşıkı direkt yanlış. Diğerlerine bakalım. Ad üstüne durdurma kodonu. Bu kodonu atlayamaz. Taşıyıcı RNA molekülleri antikodonlarına uygun amino asitleri e, ribozoma taşır. Doğru arkadaşlar. Taşıyıcı RNA'lar ne yapıyor? Uygun amino asitleri taşıyor. Transkripsiyon çekirdekte evet ökaryotik olduğu için, translasyon ise stoplazmada yani ribozomda gerçekleşiyor. Doğru. Ribozomun büyük alt birimi taşıyıcı RNA'lar tarafından getirilen amino asitler arasında peptit bağı kurulmasında işlev görür. Büyük alt birim zaten küçük alt birime bağlanıyordu. Büyük alt birim ne yapıyor? Peptit bağını kuruyor. Küçük alt birimde de e, taşıyıcı reynaların bağlandığı bölgeler vardı arkadaşlar. Doğru. Transkripsiyon sırasında sitoplazmaya geçen mesajcı reyna ribozomun küçük alt birimine bağlanır. Evet. Şöyle küçük alt birimiz bir de büyük alt birimimiz var. Mesajcı reyna gelip buraya bağlanıyor. Daha sonra büyük alt birim gelip buna bağlanarak sentez başlayıcı kodona geldiği zaman başlıyor. Dolayısıyla bu da doğru olur. Cevabımız A şıkkı olacak. A şıkkı yanlıştır. Diğer bir sorumuz diyor ki renk körlüğü X kromozomu üzerinde çekinik allel ile kalıtılan bir hastalıktır. Aşağıda burası bu hastalığın bir ailedeki seyri gösterilmiştir. Buna göre anne ve babanın genotipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakalım. Bakın burada renk körlüğü olan bir Erkek bireyimiz var, burada da bir dişi bireyimiz var. Şimdi bu dişi bireyin oluşabilmesi için erkekten yani babasından ne aldı? X üzeri küçük reyi aldı. Annesinden de mecburen ne alacak arkadaşlar? X üzeri küçük reyi alacak. Peki bu annenin sağlıklı olabilmesi için büyük reyi taşıması lazım. Dolayısıyla annemiz ne oldu? Heterozigot oldu. Şimdi buradaki erkek ve dişi bireye bakacağız. Şu dişi birey mecburen babasından ne alır? Küçük reyi alır sağlam olabilmesi için de annesinden ne aldı? Büyük R aldı. Erkek de zaten sağlam olduğu için annesinden kesinlikle ne alacak? X üzeri büyük R, babasından da Y'yi alacak. Anne ve babanın genotiplerini sormuş bize. Annenin genotipini bulduk. X üzeri büyük R küçük R. Babamız da X üzeri küçük R Y. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olur. Geçelim şimdi diğer sorumuza. Diyor ki Streptococcus pneumoni bakterilerinin kapsüllü ve kapsülsüz olmak üzere iki farklı suçu olduğu bilinmektedir. Averi ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada çalışma ile ilgili diyor hangisi kanıtlanmıştır bakalım. Canlı kapsüllü bakterilerin enjekte edildiği farelerin zatüreye yakalanarak öldüğü tamam. Burada kapsül ne yapıyor? Zatüreye sebep oluyor. Canlı kapsülsüz bakterilerin enjekte edildiği farelerin yaşamaya devam ettiği, ısıtılarak öldürülen kapsüllü bakterilerin enjekte edildiği farelerin zatüre yakalanmadığı ve yaşamaya devam ettiği. Demek ki arkadaşlar öldürüldüğü zaman kapsüllü bakteri ısıtılarak öldürüldüğü zaman kapsülün yapısı bozulduğu için fareye bir etki etmiyor. Isıtılarak kapsül yapısı bozulmuş ölü bakteriler ile kapsülsüz canlı bakterilerin uygun bir ortamda bir süre bekletildikten sonra bu kapsülsüz bakteriler farelere enjekte edildiğinde ise farelerin zatüre yakalanarak öldüğü gözlenmiştir. Şimdi normalde ısıtılarak öldürülmüş bir bakteri var ama yanına canlı bakteri de koyuyorlar. O zaman hani fareler zatüreye yakalanıyorsa bu kapsülsüz olanlar kapsüllülerden gen almış olabilir mi? Olabilir. Bunu kanıtlıyor bize. Diyor ki proteinlerin enfeksiyon yapabilen moleküller olduğu, farelerde gelişmiş bir bağışıklık sistemi olduğu, ortamdan aldıkları DNA'ya bağlı olarak bakterilerin özelliklerinin değişebileceği, Bakterilerdeki genetik çeşitliliğin sadece transformasyonla gerçekleşebileceği, kapsülsüz bakterilerin ölü bakterilere ait kapsülleri kullanabildiği. Burada neyi anlıyoruz biz? DNA'ya bağlı olarak yani ortamdan DNA alıyorlar. Bu DNA'yı da kullanarak başka özelliği kazanıyor ve onun ölümüne sebep olabiliyor. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? C şıkkı oluyor. Geçelim diğer sorumuza. 52. sorudan devam edelim arkadaşlar. Bu arada e, bayağı ara verdim. Videonun yarısını çektim. 52'den sonrasında da ara verdim ve hastalandım. Sesimden dolayı, dolayı kusura bakmayın. Dedim çekip tamamlayayım. En azından yükleyim size de faydası olsun. Diyor ki bitkilerde gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisinde bitkisel hormonlar işlev görmez? Bakalım yaprak dökülmesinde, suyun kısilemde taşınmasında, çimlenmede, meyve olgunlaşmasında ve çiçeklenmede. Arkadaşlar yaprakların dökülmesinde etilen hormonu görevlidir. Hem meyvenin olgunlaşmasını sağlıyor etilen hem de yaprakların dökülmesini sağlıyor. Çimlenmede giberellin hormonu, giberellin hormonu görevlidir. Çiçeklenmede de hem giberelin hem de stokinin hormonunun görevi vardır. Ama suyun de taşınmasında herhangi bir hormonun görevi yoktur. Burada kök basıncı, terleme, çekim, kohezyon kuvveti sayesinde su de taşınıyor. Diğer sorumuza gelelim. Fotosentez yapan bütün canlılar dolaylarından hangileri ortaktır? Şimdi fotosentez yapan bütün canlı dediği için... Hem prokaryotları düşüneceksiniz, yani hem bir fotosentez yapan bakteri düşüneceksiniz, hem de bitkiyi düşüneceksiniz. İşte buraya da bitki yazayım, yani ökaryotları düşüneceksiniz. Bakalım, oksijenin üretilmesi. Şimdi fotosentez yapan bütün canlıları düşündüğümüzde, bazı canlılar karbondoksiti suyla birleştiriyor, besin artı oksijen üretiyor. Bazı canlılar karbondoksiti Hidrojen sülfürle birleştiriyor. Besin artı kükürt gazı oluşturuyor arkadaşlar. Bazı canlılar ise karbondioksiti hidrojen gazıyla birleştiriyor. Besin ve hiçbir gaz üretmiyor. Dolayısıyla oksijen üretilmesi ortak olmaz. Pardon şöyle oksijen üretilmesi ortak olmaz arkadaşlar. Sonra geliyorum diyor ki ATP'nin üretilmesi. ATP'nin üretilmesi burada ortak mıdır? E şimdi fotofosforilasyonla bir ATP üretimi var değil mi? ATP üretimi olduğu için fotofosforilasyon olayı olduğu için ATP üretimi hepsinde ortaktır. Pigmentler sayesinde ışık enerjisinin sorulması zaten fotosentezin amacı odur. Işık enerjisini sorup besin üretmektir. O yüzden bu da vardır ama 2 ve 3 yoktur. Cevabımız deniz seçeneği olur. Geçelim diğer sorumuza. Canlıların enerji bütçeleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Aynı ortamda yaşayan bir insan ile bir geyik faresi karşılaştırıldığında insanın birim kütle başına harcadığı enerji miktarının daha düşük olması beklenir. Şimdi geyik faresini düşündüğünüz zaman geyik faresi nedir? Daha küçüktür, değil mi? e, ee, insan geyik faresine göre daha büyük bir cam. İkisinin de aynı enerjiyi hani ürettiğini düşünün. İnsan daha büyük bir yapıya sahip olduğu için birim kütle başına harcadığı enerji daha düşük olur. Yani büyüklük arttıkça kütle başına, birim kütle başına düşen enerji düşüyor arkadaşlar. O yüzden bu doğrudur. Aynı kütleye sahip bir kuş ile bir kertenkele karşılaştırıldığında kuşun birim zamanda daha fazla enerji tükettiği görülür. Şimdi kuş uçan ve metabolizması yüksek olan bir canlı ve uçmak çok fazla büyük yani çok büyük enerji gerektiren bir olaydır. Dolayısıyla arkadaşlar kertenkeleye göre daha fazla enerji tüketir, doğrudur. Aynı kütleye sahip timsah ile insan karşılaştırıldığında timsahın birim zamanda daha fazla oksijen tükettiği görülür. Hareketliliği düşünün. Timsah mı daha hareketlidir, ins insan mı? İnsan daha hareketli bir canlı olduğu için insan daha fazla oksijen tüketir. Timsah daha az oksijen tüketir arkadaşlar. Bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 şeklinde olacak. Geçelim diğer sorumuza. 55. soru diyor ki: <laughs> Bir belgeselde bir Afrika bizonunun çayırlarda otlarla beslendiğini otlar üzerinde gezerken farkında olmadan pek çok böceği ve yuvasını ezdi. Şimdi bu olay nedir burada? Hangisi yanlıştır diyor. Bu nedir? Amensalizm değil mi? Amensalizm. Burada e, istemeden bir canlıyı ezmek. Mesela bizim de istemeden karınca yuvalarına bastığımız falan oluyor. Bu nedir? Amensalizm. Afrika bizonundan ürken böceklerin sığır balıkçıl kuşları tarafından kolayca yendi. Şimdi bakın burada sığır balıkçıl kuşları ne yapıyor? Bundan faydalanıyor. Afrika buzonunda ürken böcekler yani Afrika buzonu bundan etkileniyor mu? Etkilenmiyor. Sonuçta onun istemediği bir şey. Yani e, olsa da olur, olmasa da olur dediği bir şey. Birisi, bir taraf fayda görürken diğer taraf etkilenmediği için biz buna ne diyoruz? Komensalizm. Amensalizmde bir taraf etkilenmezken diğer taraf zarar görüyor. Komensalizmde bir taraf etkilenmezken diğer taraf fayda görüyor arkadaşlar. Küçük Oxpecker kuşlarının Afrika bizonuna zarar vermeden derisi üzerindeki keneleri yedi. Şimdi Afrika bizonuna zarar vermiyor. Burada ne var arkadaşlar? Zarar vermeden onu yiyor. Keneleri yediği için ona bir fayda sağlıyor mu? Fayda sağlıyor arkadaşlar e, kendisi de fayda görüyor mu? Görüyor. O zaman bu nedir? Mutualizmdir. İki taraf da fayda görüyor. Bir leoparın tuzak kurarak yakaladığı antilobu yemeye başladı. Bu da nedir? E, <laughs> predatör beslenmedir. Predatör beslenme yani yakalıyor yiyor. Bir grup aslanın bu leoparla mücadelesi sonucunda leoparı uzaklaştırarak avı ele geçirdikleri. Bu da nedir arkadaşlar? Yine bir <laughs> yani rekabet olayı olabilir. Aslan leoparla mücadele ediyor. Leoparı uzaklaştırıyor. Bakın rekabet ediyor ve onu uzaklaştırıyor. Bu nedir? Rekabet olayıdır. Şimdi bakalım diyor ki birinci gözlemde Afrika vizyonu ile çayır otları arasında amensal ilişki bulunur. Evet, bu amensal yazdık mı? Yazdık. Doğru. İkinci gözlemde Afrika bizonu ile sığırcıl sığır balıkçıl kuşları arasında komensal ilişki bulunur. Evet, komensal de yazdık. Doğru. Üçüncü gözlemde küçük oxpecker kuşları ile keneler arasında yarı parazitlik. Bakın burada parazitlik yok, mutalizm var. Hatta gevşek mutalizm diyebiliriz. Yani kuşlar keneyi yese de Afrika bizonuna bir şey olmayabilir. Dolayısıyla hadi zorunlu bir birliktelik olmadığı için biz buna gevşek mutalizm de diyebiliriz. Ama sonuçta parazitlik değildir arkadaşlar. Bu yanlıştır. Dördüncü gözlemde antilop ile leopar arasında avavcı ilişkisi bulunur. Evet bakın yakalıyor yiyor. Predatör ilişki veya avavcı ilişkisi diyebiliriz. Beşinci gözlemde leopar ile aslan arasında rekabet bulunur. Evet rekabeti de yazdık zaten doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. 56. sorumuza gelelim. Diyor ki popülasyon dinamiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir popülasyondaki tür içi rekabet bireylerin dışarıya göç etmesine neden olabilir? Evet şöyle düşün Mesela insanları da düşünebilirsiniz. Ee, i̇nsanlar arasında bunlar rekabet onların farklı bölgelere göç etmesine sebep olabiliyor arkadaşlar. Bu doğrudur. Üreme kapasitesi yüksek olan popülasyonların avlanma baskısına karşı dirençleri daha fazladır. Avlanma baskısı burada avlanma baskısı dediği şey şöyle düşünün. Ee, üreme kapasitesi yüksekse birey sayısı daha fazla demektir popülasyonun. Dolayısıyla bir işte diyelim ki bir aslan geldi işte fareleri tüketmek istiyor ama bunların popülasyonları oldukça fazla. Dolayısıyla, e, ne kadar fareleri tüketse de o farelerin popülasyon üreme kapasitesi yüksek olduğu için sayısı fazla olduğu için ne olacaktır? Sayıları yine fazla kalacaktır. Yani burada direnç dediği şey budur arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Zararlı bazı böcek popülasyonlarının kontrol altına alınmasında ortamın ta taşıma kapasitesini azaltmak etkili bir yoldur. Yani şöyle düşünün zararlı böcek popülasyonunu ben ne yapmak istiyorum? Kontrol altına almak istiyorum. Eğer ortamdaki taşıma kapasitesini yani mesela ortamdaki besin miktarını azaltırsam, barınma yerlerini azaltırsam ne olur? Ben bu popülasyonu kontrol altına almış olurum. Oradaki bireyler bir süre sonra yaşayamazlar zaten o yüzden doğrudur. Besin kaynaklarının ortadan kaldırılması popülasyon büyüklüğünün kontrolünde etkili bir yöntemdir. Besin kaynakları dediğimiz, bunların ortadan kaldırılması dediğimiz arkadaşlar şöyle düşünün. Ee, mesela besin kaynağını diyelim ki işte bizim yediğimiz bir besin veya aslanın yediği işte bir besin var. O besini ben ortadan kaldırdığım zaman aslan popülasyonunu azaltmış olabilirim veya farelerin tükettiği besinleri ortadan kaldırdığım zaman onun popülasyonunu kontrol altına alabilirim. Çünkü onlar beslenecek ki üresinler, sayılarını artırsınlar. Eğer ben üremelerini istemiyorsam onların sayısını azaltırım arkadaşlar besini azaltarak. Doğal popülasyonlarda yer alan bireylerin üreme oranı popülasyon büyüklüğü ortamın taşıma kapasitesine ulaştığında artar. Şimdi bakın. Üreme oranı aksine bakın şöyle bir şey vardı ya hani grafik vardı ya Birey sayısı bu şekilde artıyordu sonra dengede kalıyordu. Bakın taşıma kapasitesi dediğimiz yer şu kısımdır. Taşıma kapasitesine geldiği zaman üreme oranı azalıyor arkadaşlar. Üreme oranı artmıyor. Üreme oranı nerede artıyor? Bakın şurada artıyor. Birey ortama alıştı, yeterince besin var, yeterince yaşama alanı var. Burada maksimum düzeyde üreme gerçekleşiyor. Sonra yavaş yavaş ne yapıyor? Dengeye ulaşıyor. Burada diyor ki taşıma kapasitesine ulaştığında üreme artar. Hayır üreme taşıma kafesine geldiği zaman azalır arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız E şıkkı olacak. 57. sorumuz. Diyor ki şekilde bir kuş yumurtasındaki embriyonik zarlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Bir numaralı yapının bu arada hangi yapılar olduklarını söyleyelim. Arkadaşlar şu bir numaralı yapı amniyon zarıdır. Amniyon zarı. İki numaralı yapı alantois kesesidir. Alantois 3 numaralı yapı vitellus kesesidir. Ne işe yaradıklarını da söyleyeceğim. 4 numaralı yapı da koryon zarıdır. Şimdi bakın amnion embriyonun içerisinde bulunduğu ve içerisinde amnion sıvısının bulunduğu bir zardır. Alantois atıkların depo edildiği kesedir. Vitellus kesesi besinin bulunduğu kesedir arkadaşlar. Koryon ise dışarıdan koruyan zardır. Diyor ki bir numaralı yapının içi amniyotik sıvı ile doludur. Evet amniyot zarının içerisinde sıvı vardır. Doğru. 2 ve 4 numaralı yapılar embriyo ile dış ortam arasında solunum gazlarının değişimini sağlar demiş. Şimdi koryon ve alantoisten bahsediyor bize. Olabilir dursun bakalım. Bir numaralı yapı diyor. Embriyoyu mekanik etkilere karşı korur. Evet amniyon koruyor arkadaşlar. Doğru. Bizlerde de vardır amniyon zarı korur. 3 numaralı yapı embriyonun beslenmesi için besin depolar. Evet vitellus besin depoluyor doğru. 4 numaralı yapı diyor metabolik atıkların biriktiği yerdir. Hayır 4 numaralı yapı koruyordu. Metabolik atıklar nerede birikiyor? Allantoiste birikiyor. Bu yanlıştır. Dolayısıyla gaz değişimini bu ikisi de sağlar. Doğrudur. Cevabımız Edirne seçeneği olur. 58. soru. Diyor ki aşağıdaki tabloda insan sindirim sisteminde görev alan bazı organlar ile bunların özellikleri verilmiştir. Buna göre X, Y, Z organları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmişti? Şimdi bakalım. Yağları etki eden enzim üretme. Arkadaşlar yağlara etki eden enzimi kim üretiyor? Lipaz enzimini. Tabii ki pankreas üretiyor değil mi? Pankreas. Dolayısıyla zaten Y'yi bulduk direkt pankreas olduğunu. Ortamın kuvvetli asit özellikli olması X neymiş mide kuvvetli asit olan midedir. Besinlerin emilimini gerçekleştirme emilimi kim gerçekleştirir? İnce bağırsak gerçekleştirir. Dolayısıyla X mide Y pankreas Z de ince bağırsak olacak. Yani cevabımız A şıkkı olur. Diğer sorumuza geçelim. Sağlıklı bir insan nefronunda Bowman kapsülündeki süzüntüde diyor hangisinin bulunması beklenmez? Arkadaşlar Bowman kapsülü de dediğimiz, bakın Bowman kapsülü şudur. Şöyle bir yapıya sahip. Bunun devamında tüpler var. Şimdi şu kısımda glomerulus kılcalları var. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülü doğru bir süzülme meydana geliyor. Bowman kapsülü bu arada bizim böbreklerimizde nefronda bulunan bir yapıdır. Süzüntünün içerisinde kan ve kan proteinleri kesinlikle bulunmaz arkadaşlar. İşte glikoz bulunur, amino asit gibi besinler bulunur, tuz bulunur, su bulunur, üre bulunur ama plazma proteinleri kesinlikle bulunmaz. Kan ve plazma proteinleri, kan proteinleri bulunmaz unutmayın. Geçelim diğer sorumuza. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sempatik sinir sisteminin etkilerinden biri değildir? Bakın, sempati duyduğunuz biri karşınıza çıkıyor ne olur? Heyecanlanırsınız değil mi? Ya da bir köpekten korktuğunuzu, köpeğin sizi kovaladığını düşünün. Ne oldu? Bakın bir korku anında vücudumuz hızlanmaya başlar. Vücut hızlanırken sindirim sistemi haricinde diğer organlar hızlı çalışmaya başlıyorlar. Sindirim sistemi haricinde göz bebekleri genişliyor. Kalp atışı yani korktuğunuz anı düşünün kalp atışı hızlanıyor. Glikojenin glikoza yıkımı gerçekleşiyor. Çünkü neden? dolaşım hızlandığı için kana şeker verilmek zorunda. O yüzden de glikojen glikoza yıkılıyor. Tükürük salgısı azalıyor. Korktuğumuz zaman ağzımız dilimiz kurur. Doğrudur. Bağırsak faaliyetleri hızlanmaz, yavaşlar. Ne dedik? Sindirim sistemi yavaşlıyor. Diğer sistemler hızlanıyor dedik arkadaşlar. Dolayısıyla bağırsak faaliyetleri yavaşlar. Midenin çalışması yavaşlar. Ağız kurur. Yani sindirim sistemi yavaşlıyor, diğerleri hızlanıyor. Evet, böylece bitirmiş olduk. Aynen. Ee, soru çözümümüz bu şekilde arkadaşlar. Sonraki videolarda umarım görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.